Arkadaşlar herkese selamlar, hepiniz hoş geldiniz. DLC23'te bugün sizleri kapak fotoğrafından da görmüş olduğunuz gibi çok önemli bir püf noktasından bahsedeceğim. En son biliyorsunuz XP altın ve elmas kasma taktiğimizle ilerliyorduk. Yani online'da kasma taktiği arkadaşlar. Kariyeri hani oynamayı sıkılıyorsunuz ya. Sırf para kasmak için kariyer oynamak istemeyenler oluyor. Biz de bunu ne yaptık? Hem altın hem XP hem de elmas kasalım dedik. Bu sefer online'da kasalım dedik arkadaşlar. Yani bunlardan başka hiçbir taktik, hiçbir püf nokta, hiçbir sistem, strateji, taktik falan yoktur. Bilginiz olsun, yalan yanlış şeylere de inanmayın arkadaşlar. Onları baştan söyleyeyim. Bir saniye şöyle ekranıma abuk subuk virüs programlarının bildirimleri falan geliyor. Onları kapattım. Şimdi püf nokta nedir arkadaşlar? Bakın ben en son biliyorsunuz 20. sezona kadar düşmüştüm sizler için. Ve şu an 13. sezondayım. 13. ligdeyim. Niye sezon deyip duruyorum ben de anlamadım buna. Şimdi 238 elması bulmuş, 2850 altını bulmuş. Neredeyse 3000 altınım ve 250 elması bulmuş ortalama arkadaşlar. Ve 1.971.000 de XP'm olmuş arkadaşlar. Ben bunu böyle ortalama yarım saat falan oynayarak buraya kadar geldim. Çünkü 2-3 tane böyle maçın başında sapladığım için, gol attığım için hemen oyunu terk ediyorlar ve çok kısa sürüyor buraya gelmemiz arkadaşlar. Şimdi püf nokta nedir? Sizlere onu söyleyeyim. Şimdi ben bunu şu amaçla söylüyorum, bakın. Bilmeyenler vardır diye anlatıyorum. Bilenler varsa bilenler için geçerli değil. Bilmeyenler için söylüyorum. Birinci şartımız şu arkadaşlar. Online'da lig çıkmak, lig kasmak isteyenler farklı. Onlar bir kenara ayrılsın. Benim amacım XP elmas altın kasmak isteyenleri buradan seslenmek. Ve online'da kasmak isteyenler arkadaşlar. Şimdi püf noktamız şu. Ben 13. ligdeyim. 13. ligin altına bir bakın. Şimdi bu 13. ligden çıkmak için 10 puan ihtiyacımız var. Görüyor musunuz? 10 puan alırsak, en az 10 puan alırsak 14 elmas kazanarak yükseliyoruz. Doğru mudur? Orada görüyorsunuz zaten. Ve şampiyon olarak çıkarsak bu 13. ligden 17 elmas bizlere veriyor. Ve 10-12. lige çıkıyoruz arkadaşlar. 12. lige çıktık mı büyük ihtimalle, tam hatırlamıyorum, şampiyon olursak 18 elmas veriyor. 11. lige çıkarsak 19. 10. lige çıkarsak büyük ihtimalle 20 diye düşünüyorum arkadaşlar. Tahminim o şekilde. 10. sezona çıkmak artık 11'den 10'a çıkmak artık çok basit çocuk oyuncağı arkadaşlar. DLC'de biliyorsunuz. Ve 20 elmas veriyor. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? 20 elmas çok güzel. Bu 10 maçın ortalama 5'ini, 8 maçın ortalama 5'ini arkadaşlar, ilerleyen liglerde bu 8 maç 10 maç oluyor diye biliyorum ben, yanlış bilmiyorsam. Yani 10 maçın yarısını kazanırsanız, anlatabiliyor muyum? 10 maçın yarısını kazanırsanız şampiyon olarak veya kesin o yükselme yazan 14 elmaslık bölüm var ya. Hani yükselmeyi şampiyon olarak değil de şampiyon olmadan yükselmeyi garantilediğiniz o kısmı denk getirirseniz arkadaşlar 20 elmas. 9'a mı çıktınız? 10'a geri düşeceksiniz. 20 elmas. 10'a geri düşeceksiniz. 20 elmas. 9'dasınız. 10'a geri düşeceksiniz. 20. 20. Siz bunu atıyorum 13. sezonda yapın. 17 elmas da güzel bir şey. Yani 13 puan istiyor arkadaşlar. 3, 6, 9, 12, 15. 5 maç kazanacaksınız. Zaten burada çok basit rakipler geliyor karşınıza. Bir maç 30 saniye kadar sürüyor. Toplamda 5 dakikada lig çıkıyorsunuz arkadaşlar. 5 dakikada 17 elmas 13. sezonda. 12'ye çıktıysanız 13'e geri düşün. Anlatabiliyor muyum? 13'e geri düşün. 17 elmas. 5 dakikada 17 elmas. 12'ye mi çıktınız? 13'e geri düşün. 5 dakikada 17 elmas. Hadi 10 dakika olsun. Bazıları inatçı çıkıyor biliyorsunuz. Siz bunu 13'te değil, atıyorum 12'den 11'e çıkarken yapabilirsiniz. Ve 12'desinizdir. 11'e çıktınız. 19 elmas cebinize koydunuz 5-10 dakikada. 10 dakikada diyelim hadi biz ortalama. Ondan sonra geri tekrardan arkadaşlar 12'ye düşeceksiniz. 11'e çıktınız. Tekrardan 10 dakikada 20 elmas. Düştünüz, çıktınız, 10 dakikada 20 elmas. Anlatabildim mi? Umarım anlatabilmişimdir. Biraz karışık gibi gelmiş olabilir ama hiç karışık değil. Bence gayet mantıklı anlattım. Şimdi ben burada sizlere bir örneğin deneyeceğim arkadaşlar. Bir 5 maç kazanmaya çalışacağız. Bakalım kaç elmas falan verecek. Enes diye bir arkadaşımız geldi. Bakalım kadrosu nasıl? Enes yazıcı. Aynen, kadrosu bayağı basit bir kadroya sahip arkadaşlar. Elimizden geldiği kadar, ya ben burada video başında hem laf anlatmak hem de maça odaklanmak zor olduğu için videonun başında böyle çatır çutur ilk dakikalardan 2-3 tane gol atamıyorum. Ama siz evinizde böyle rahat rahat kafayla oynarken çok rahat golleri hızlıca atacaksınızdır ve adamları kaçıracaksınızdır arkadaşlar. İlk dakikadan attık. Şimdi bunun ardından 10-15. dakikalarda bir daha saplarsak adam
büyük ihtimalle kaçacaktır diye düşünüyorum. Elimizden geleni yapmaya çalışacağız bakalım. Sizlere hani daha böyle uygulamalı anlatmak için söylüyorum. Ronaldo bunu da atarsak iyi olur. 2-0 dakika 10 durdurdu ve kaçtı. Gördünüz mü? Anlatmak istediğim bu arkadaşlar. Kaç saniye sürdü? Toplamda var ya 20 saniye anca sürmüştür benim maçı kazanmam. 42 tane altın aldım bakın. 42 tane de videodan izlersem alırsam 84 altın yapıyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi ve 1100 XP aldım. Bir maçtan 20 saniyede 1000 XP. 20 saniyede bakın. 10 maç yapın bu şekilde. 2 dakikada 10.000 XP, 12.000 XP kazanacaksınız. Umarım anlatabilmişimdir. Yani anlattığıma inanıyorum. Umarım anlamışsınızdır arkadaşlar. Artık öyle söyleyeyim yani, ne diyeyim. Bakalım. Bu arkadaşı kaçırabilecek miyiz diyecektim. Bunun kadrosu bayağı güçlü. Bu direnir arkadaşlar. Bunu atlıyoruz. Bunu geçeceğiz. Bu kadrosu güçlü olduğu için bu birazcık direnecek. Bakalım biz yine elimizden geleni yapacağız. Alaba. Ben zaten videonun başında sizlere olan her şeyi anlattım arkadaşlar. Ve yapmış olduğumuz ilk maçta da demek istediğimi iyice anlattığımı düşünüyorum. Hocam orada bir karambol yaşandı. Penaltı bekliyoruz. Militao uzaklaştırdı. Eyvah, adamda kaldı. Ya bu maç bizim. Bu maç adamın değil. Onu baştan şimdiden söyleyeyim daha peşin. Önemli olan arkadaşlar rakibinizi erken kaçırmanız. Ha, dedim ya işte inatçılar gelir. Böyleleri denk gelir. Bunlar ne olur? 6 dakika, 5 dakika biraz daha uzun sürebilir arkadaşlar. Zaten videonun ilk 5 dakikasında sizlere net olarak amacımı anlattığımı düşünüyorum. Atıyorum 12. sezon ligdesinizdir. 11'e çıktınız. 11'e çıktıktan sonra 12'ye tekrar düşün. Lig nasıl düşülüyor diye soranlar var. Bunu bence sormanız çok saçma arkadaşlar. Lig nasıl düşülür? Çıktığınız maçları kaybedeceksiniz. Bu kadar basit. Hatta oynamayacaksınız. Çıkacaksınız yani direkt. Maç başlar başlamaz maçı terk edeceksiniz. Ondan sonra kaybettiğiniz için arkadaşlar, yeteri puanı yakalayamadığınız için ligden düşeceksiniz. Bu kadar basit yani. Ya böyle oyalayanlar çıkabiliyor arada. Onlar da yapacak bir şey yok. O da kadrosu iyi ya. Ondan birazcık şey ya. Kendine güveni var böyle. Kazanırım acaba falan düşüncesi oluyor böyle. Ondan dolayı yani oyunun açıkları, oyunun bug'ları her şeyi kullanın arkadaşlar. Sizin amacınız XP kasmak, altın kasmak, elmas kasmak olduğu için her şeyi kullanın abi. Oyunun amacı tabii maçı kazanmak olabilir ama sizin amacınız elmas XP kasmak olduğu için bakmış, oyun açıyormuş falan yapıştırın gitsin. Ben kendime bir tane şey belirleyeceğim arkadaşlar. Ne belirleyeceğim onu söyleyeyim. Şimdi ben 13. ligdeydim. 13. ligden bir 12'ye bir çıkayım. Bir de 11'e bir çıkayım bakayım. Mesela 12'den 11'e çıkmak benim için çok basit. Kesin çıkarım. Anlatabiliyor muyum? Çıktıktan sonra geri 12'ye düşeceğim. Ondan sonra tekrardan 11'e çıkacağım arkadaşlar. Benim lig çıkıp lig inmem 10-15 dakika sürüyor. 10-15 dakikada cebime neredeyse 20.000 XP, neredeyse işte atıyorum 2.000 altın, 10-15 dakikada 2.000 altın, 10-12.000, 15.000 XP ve örnek veriyorum 20 elmas arkadaşlar. 10-15 dakikada. Bunu günde 2-3 kere yapın. 60 elmas. Ondan sonra 60.000 XP. Ondan sonra 8.000 altın gibi. Bak. Maçı kaybetti. Adam çıktı arkadaşlar. Gördünüz mü? İkinci maçımız bile çok kısa sürdü. Hemen basalım üçüncü maçımız için. 2931 altınımız oldu bile arkadaşlar. 6 puanımız var. Toplamda 13 maçı 13 diyorum. 13 puanı yakalarsak ligden çıkmış olacağız. Ve 17 elmasımızı ve XP'mizi cebimize koyacağız arkadaşlar. İkinci maçtan kaç XP kazandık onu tam göremedim. Bir de elinizden geldiği kadar bol gol atmaya çalışın arkadaşlar. Bol gol demek hem rakibinizi kaçırmaya yarıyor. Şöyle bir dakika yerden bir pas atayım. Hem de arkadaşlar fazla altın fazla XP almanıza yarıyor, bilginiz olsun. Elinizden geldiği kadar erken dakikalarda bol bol gol atmaya çalışın. Oyunda başka hile hurda, ondan sonra yok bilmem bana oyununun hesabını ver, ben sana bir hile kodu yükleyeyim de para kazan, gerçek böyle şeylere de sakın abuk subuk şeylere inanıp arkadaşlar hesabınızı falan da kaldırmayın. Kim o neyi var mı? Bomboş neyi var, at artık. Aynen. Dakika 12 1-0. Yani bu adam maçın başında elimizi sıktığı için ben bunu 5-6-0'da yensem maçı terk edeceğini düşünmüyorum arkadaşlar.
YouTube yazısını da falan gördü ya. Aslında oradan YouTube yazısını silmem lazım. Çünkü YouTube'a oynadığımız maçı yükleyeceğim sanıp maçı terk etmeyip sonuna kadar oynayanlar oluyor. O yüzden o da benim için bir dezavantaj. Yani sizin için bir dezavantaj değildir. Kendi isminiz yazdığı için. Ben de YouTube yazdığı için adam şey yapmak istiyor. Eyvah, benim bağlantım kopuyor bu arada. YouTube'a yüklüyorum sanıyor o maçı. Çıkmıyor arkadaşlar. Sonuna kadar oynuyor. Geliyor, ondan sonra benim kanalımdan kendi maçını bulmaya çalışıyor falan. Yükledim mi merak ediyor. Yorumlara yazıyor. Abi sen bana denk geldin falan. O maçı yükledin mi? Keşke yükleseydin falan diyor. Ya bunlar işte... Bir dakika, serbest vuruş olması lazım diyor. Aynen. Bir de rahatsızım arkadaşlar bu aralar. Kış sezonu, üşütmüşüz bilmem ne. Boğazımız kötü. Ne bileyim. Halsizlik var. Yok midemiz bulanıyor. Bilmem ne, kış hastalıkları derken... video atmaya çalışıyorum. Aslında bugün bir video atmayacaktım ben. Daha taze taze çekiyorum. Yani bugün ayın 31 arkadaşlar. 31 Ocak 2023. Hatta şu an saat tam 1'de çekiyorum bu videoyu. 12'de normalde sizlere video yayınlamam gerekiyordu ama saat 3 gibi veya 5 gibi yayınlarım artık arkadaşlar. Yani birazcık geç oldu ama sonuçta bir video oldu yani. Anlatabiliyor muyum? Yani video çekmek için de çekmiş. Yapmak istemiyorum. Güzel pas ama Martinez ayak koydu. Mesela iki tane attığım halde adam çıkmıyor arkadaşlar. Neden çıkmıyor dedim ya işte. Oyunun başında elimizi sıktı. YouTube yazısını gördü orada. Kadrosu bir tık iyi. Komple beyaz değil, bir tık iyi. Ya bundan sonra belki çıkabilir. YouTube yazısını falan gördü bilmem ne. Hani böyle bekliyor. Yani hani acaba atar mı YouTube'a? Orada kendimi izler miyim hesabı? 45 artı 1. Belki ikinci yarı terk edebilir diyeceğim. Yani zannetmiyorum ama. Çünkü profilini belli ediyor arkadaşlar. Aynen bu tarz adamlar profilini belli ediyor. Ben bunu 10-0 da yensem maç otomatik biter. Ama bu adam çıkmaz. Hadi biz de elini sıkalım. O bizim sıktıydı. Geç kaldı. Yapacak bir şey yok. Şimdi yine 42 altın aldık. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Ne oldu? 9 puanımız oldu. Şimdi 9 puan oldu arkadaşlar. Sizlerin karşısında 3 tane maç oynadım. Zaten pardon, bir tanesini sonuna kadar oynayabildim. Diğerleri zaten kaçtı. O da birazcık inat etti arkadaşlar. Şu liderlik tablosu yazan yere bastığınız zaman arkadaşlar orada görüyorsunuz ben 40.000 XP kasmışım. Bu sezonda, daha bu sezonun bitmesine 6 gün 13 saat var arkadaşlar ve 50 elmas veriyorum. 40.000 değil, bu 63'lük en üstteki birinci adamı da ben geçerim. 100 elmas buradan kesin alırım. Bunu siz de alırsınız. Hani bu amacımız bu olduğu için bunu siz de kesin alırsınız, bilginiz olsun. 100 elmas buradan, bakın. Bu toplam 10 gün mü ne sürüyor? 100 elmas buradan. Bu 10 gün süresince eminim 300 elmas daha kazanırsınız arkadaşlar. 10 günde ortalama 400 elmas. 10 günde ortalama 10.000, 20.000'e kadar altın kazanırsınız ve toplamda nasıl söyleyeyim sizlere, 250-300.000 XP kazanırsınız çok rahat arkadaşlar. Benim dediğimi aynı şekilde yaparsanız, videonun başında tekrar ettiğimi çok kısa bir şey yine söyleyeyim, tekrar edeyim. Kendinize bir lig belirleyin. Bu 13. lig olur, 12. olur, 11. olur. 10. ligin üstüne gitmeyin ama. Hani 10. ligden 9'a çıkmak, 9'dan 8'e çıkmak birazcık zor. Mesela bu 13. ligden 12. lige çıktığınız zaman aldığınız 17 elmaslar 5 dakikada, ortalama 10 dakikada kazanacağınız elmaslar arkadaşlar. Şampiyon olarak çıkarsanız, ki şampiyon olarak da çıkarsanız 13'ten 12'ye çıkmak çok kolay. Benim az önce yaptığım gibi rakipler zaten hemen kaçabiliyor. O rakipler kaçtıktan sonra 30 saniye 20 saniye sürüyor maçlar. Yani ortalama hadi 5 dakikada 10 dakikada diyeyim bir lige çıkabiliyorsunuz. Çıktınız mı? Ondan sonra geri düşeceksiniz. Tekrardan 13'ten 12'ye. Geri düşeceksiniz 13'ten 12'ye. Geri düşeceksiniz 13'ten 12'ye. Böyle böyle her 5 dakikada, her 10 dakikada 20 elmas. 20 elmas atıyorum işte, 10.000 XP, 10.000 XP bu şekilde kasacaksınız arkadaşlar. Bu 13'ten 12'ye değil, 12'den 11'e olur. 11'den 10'a olur. Bu size bağlı, size kalmış. Bunu kendiniz belirleyeceksiniz. İkinci şartımız da bu. Bunu yaptıktan sonra, semester bittikten sonra bakalım herkes oturacak, bakacak ne kadar altın kasmışız, ne kadar elmas kasmışız, onlara bakacağız arkadaşlar. Aynı zamanda sıkıldıysanız kariyerde de elmas ve altın kasma taktiklerimiz var. Arada onları da yapabilirsiniz arkadaşlar. Onlarla da destekleyebilirsiniz. XP'nizi, altınızı ve elmasınızı, bilginiz olsun. Evet, bugünlük benden bu kadar. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bunu ol sen de, hadi eğlence, sağlam kadro, sağlam ekiple. Oyuncu FK içerik burada, her biri özgün, her biri bomba. Abone ol sen de, hadi eğlence, sağlam kadro, sağlam ekiple. Oyuncu FK içerik burada, her biri özgün, her biri bomba.